ve Peygamber Efendimizin bize veda hutbesinde bıraktıklarının imtihanındayız. Eğer biz bize bırakılan bu emanetleri dünyaya nakşedemezsek, biz Mevlana'nın, İdris-i Bitlisi'nin, Hoca Ahmet Yesevi'nin, Ahmedi Hani'nin, Veysel Karani'nin, Hacı Bayramı Veli'nin, Eyüp Sultan Hazretleri'nin bize bıraktıklarını hem geleceğimize hem de bütün dünyaya nakşedemezsek işlerimizi yapmış değiliz. Değil sayılırız. İlk kez Amerika'yı böyle yakaladık. İlk kez Avrupa'yı böyle yakaladık. Yıllarca kafamıza vurdular. İlk kez yakaladık. Bir kardeşimiz olarak söylüyorum. Tarihi takip eden sizin gibi, günü takip eden, dünyayı takip eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yapacağımız çok iş var. Yeter ki bu bölgeyi, bu coğrafyayı, şu istikrarsızlıklardan Orta Doğu'yu, Orta Asya'yı kurtarabilme imkanına sahip olalım. Tayyip Erdoğan sadece güven, evet, aynı zamanda eminlik bütün dünyaya veren bir lider. Ve hedefimiz bu yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmaktır. İlk kez bu fırsatı hep beraber ele geçirdik. Onun için bize itimat edin. Bize güvenin. Ve bugüne kadar Tayyip Erdoğan sizi büyük elçiliklerin masasında, evet, pazarlığa oturtmadı. Bu millete oturtmadı. Bu ülkeyi oturtmadı. Türkiye'ye posta koymaya kim çalışmışsa, kim parmak sallamışsa onlara gereğini yerine getirdi. Bu ülkede ay sonra emekli maaşları ödenecek mi, ödenmeyecek mi diye insanlar tereddüt halindeydi. Acaba kasada para var mı diye. Bugün böyle bir Türkiye yok. 150 milyar dolar geçen yıl ihracatımız buldu, 250 milyar dolar. Daha da artacak. Tarihin turizm rekorlarını kırıyoruz. Tarihin üretim rekorlarını kırıyoruz. Elbette sıkıntılarımız var. Ben yok demiyorum. Elbette var. Ama Avrupa patinaj yaparken bu sıkıntıları aşacak ve buradan fırsat üretecek lider de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Birileri iftira atarlar. Şöyledir, böyledir diye. Biz gittiğimiz yolu biliriz. Kimse sözleri, kimse söylenenleri çarpıtmasın. Bizim bir tek kırmızı çizgimiz var, o da terördür, o kadar basit. Hepiniz başımızın gözümüzün üstündesiniz. Birbirimizin kardeşiyiz. Öteki dünyada Kürt demeyecekler, Zaza demeyecekler, Arnavut demeyecekler, Boşnak demeyecekler. Diyecekler ki sen Allah için ne yaptın? Birbirine selam vermek. Kardeşlik yapmak. Komşuluk hukukunu yerine getirmek. Ve Allah'ın emirlerine uymak. Elbette ki eksiklerimiz vardır. Eksiği olmayan bir tek Cenab-ı Allah'tır. Ama şu bizim için önemli bir fırsattır. Bu dünyayı böyle yakaladık. Birlik içinde olalım, beraberlik içinde olalım, kardeşlik içerisinde olalım. İnşallah bu meseleleri hep birlikte aşmaya çalışalım. Onun için inşallah Allah nasip ederse pazar günü kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da olacak. İşini yapan bir insan olarak cesaretiyle memleketinin her köşesindeki insanları ve onların evlatlarını seven ve düşünen bir insan olarak biz ona çok güzel ama çok güzel bir başım gözüm üstüne diyelim. O çünkü sabahtan akşama kadar başım gözüm üstüne diyor. Milletimiz için, gelecek nesillerimiz için. Bunu hep beraber sağlayalım. Hep beraber gerçekleştirelim. Burada çok fazla söze gerek yok. Hal dili her şeyi anlatıyor. Hani her şeyi anlatıyor. Bu vesileyle Allah bizi size mahcup etmesin. Hepinize hürmetlerimizi, saygılarımızı ifade ediyor. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyor, size Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun inşallah.